Eller değil de o Murat'a kendimizi alırdık, onu içime sindiremiyorum. Olan oldu Cevdet. Bir an önce toparlanın. Dert etmeyin kendinizi. Yalnız reis, bu İskender manyağına dikkat etmek lazım. Silahlarını denize atınca gözünü iyice kan bürümüş. Ne korkutmuş seni şu Tatar'ın oğlu? Gözünü kan bürümüşse demek kanı fazla geliyor. Biraz pekmezini akıtırsınız. Oğlan da rahatlar, siz de rahat edersiniz. Nuriye teyze, milleti gaza getirip durma. Sonunda öldürtecek misin? İskender'e gücü yeter mi bizimkilerin? Hilal, arada bir de hayır konuş da başımıza hayır gelsin be kadın. Bu ne ya? Sen ara sıra eve gel Hamza. Karın ne yapıyor? Oğlun nasıl oldu? Kayınçon ne halde? Bir bak. Biz de hayır söyleriz elbet. Ay, Allah'a şükür bizim başımıza öyle büyük bir şey gelmedi. Asıl Didem ne halde? Gidemedik de kıza. Didem'in ufak tefek olduğuna bakmayın. Yüreği dağ gibi durun. Atlatacağız evvelallah bu badireyi de. İnşallah. Ömer, geç kalıyoruz. Hadi kalkın gidin. Karılar gibi oturmayın evde. Ana, vallahi bu yeni yapılan köprüden kendimi aşağı atacağım ya. İki elim kırık, hala bana laf ediyorsun ya. Soğan erkeği sen de. Köprüden aşağı atlayacakmış. Önce sen elini kıranları yakaladı, at köprüden aşağıya. Allah'tan babanla deden bu günleri görmedi ya Rabbim. Amin. Kızım. Sana yumurtalı ekmek yaptım. Seversin. Bir parçaya. Aşk anne ilaçlarını al, olur mu yavrum? Ömer gelmeyecek mi? Gelir yavrum. Ama sen bir iki lokma bir şey ilaçlarını al ki seni iyi görsün. Arzu. Güzel kızım, yine ne oldu bir tanem? Bak demin ne güzel gülümsüyordun. Geldi. Sen bakar mısın babacığım? Tabii ki, ben açarım hemen. Ömer evladım, sen geç otur, ben bir çay koyayım sana. Zahmet etme Rasim amca. Yo, Arzu'ya da verecektim zaten. Daha iyi misin? Hı hı. İyi. Babanı da beni de üzme artık daha fazla. Elimde değil ki. Elinde. İlaçlarını almayı unutma. Daha iyi bak kendine, her şeyi kafaya takma. Öyle söylendiği kadar basit değil Ömer. Ben de istemiyorum böyle olmayı. Biliyorum Arzu. Ama daha fazla gayret etmelisin. Bunu benim için yap. Olur mu? Sen yanımda olursan her şeyi yaparım. Yanındayım. Ali'yi duymuşsun. Bak, olanlara rağmen yanındayım. Bana yardım et ne olur. Aklım sende kalmasın. Dün duymadım geldiğini. Geç gelmiştim ben, uyumuştum. Ne oldu, bıraktılar mı çocuğu? Anne, çocuk deyip durma koca adamlara. Ay, bıraktılar mı, bırakmadılar mı kızım? Bıraktılar. Bana kalsa 6 ay yatırırdım ki akılları başına gelsin ama. Senin aklın çok başında sanki, değil mi? Bak, yine zift gibi doldurmuşsun şu çayı. Bak, farkında mısın? Bu koyu çay sende sinir yapıyor.
Anneciğim çay değil, sen sinir yapıyorsun. Tamam kızım, tamam. Nasıl istiyorsan öyle iç. Sinirlenme. Sen arzucunu ihmal ettin bugün. Gidip bakmayacak mısın? Bir yaşıma daha girdim. Sen küçük çocuklar gibi beni mi kıskanıyorsun ha? Sabah sabah nereden çıktı bu kahvaltı sevdası? Kahvaltı sabahları yapılır. Tabii biz amcam yüzünden unuttuk. Güne direkt dalakla başlıyoruz. Amcam benim dalağa takmış. İlla alacağım diyor. Amcama falan bırakmam İskender. Bir yamuğunu görürsem ben alırım. Yüreği almışsın zaten. En hayati organ. Gerisini ne yapacaksın? Çok merak ettiğim bir şey var. Amcanlarımızla yakında fırtına kopacak. Böyle bir durumda arada kalmaktan korkmuyor musun? Sen arada kalacak mısın ki bana soruyorsun? Oldu ya, bir problem oldu. Benim yüzünden ailenin sırtını döner misin? Ben senin için dünyaya sırtımı dönerim. Ben dönmem. Senin de dönmeyeceğine eminim. Zaten dönecek olsan seni sevmem. Ben dönek sevmiyorum. Ece Hanım, böyle nasıl olmuş? İskender, bu ayki kapak için nasıl olmuş? Fena değil. Ama eksiği var. Şöyle üzerinde bir şey olsa, bizon ya da tilki. Ayrı bir avukat var. Biliyor musun? Asıl tilki sensin. Ne yaparsam yapayım yaş tahtaya basmıyorsun ama bir gün bir kümese yakayı ele verirsen o zaman ilk defa kürk giyerim. Senin kürkünü. İyi bir haberle gelmiyorsan hiç gelme Fuat. Ben haberi söyleyeyim. İyi mi kötü mü sen kendin karar ver. Varol Kalaycı sözünü tuttu. Silahları tedarik etmiş. Bu iyi haber Fuat. Peki bu kadar kısa sürede bu silahları nasıl bulmuş bu? Neresi burası? İstanbul'da mı silahlar? Harbi'nin deposu. Harbi arkamızdan iş çevirmiş. İskender'in kaybettiği silahlar yenmiş. Oyuncak yani. Harbi asıl silahları karayoluyla getirmiş. Vay çakal. Arkamıza dolanmış. Bir de itibarım diye benden oğlumun kellesini istiyor. He? Efendim? İskender neredesin? Bir arkadaşımın yanındayım. Hemen şirkete gel. Silahları temin ettik. Nasıl? Kimden temin ettik? Harbi bizi Ketenpele'ye getirmiş. Sevkiyatta gelen silahlar oyuncakmış.